Herkese merhabalar arkadaşlar. Videolarımıza biraz ara verdik. Kusura bakmayın işlerimizin yoğunluğu sebebiyle. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda salon atletizm çoklu yarışmaları, bunlardan bahsedeceğim. Açık havada yapılan çoklu yarışmalar atletizmdeki ve salondaki çoklu atletizm yarışmalarının isimleri arasındaki farklılıklar, bunlar da bugün videoda anlatacağız inşallah. Öncelikle kadınlar müsabakalarından başlayalım. Atletizmde çoklu yarışmalar, açık havada yapılan kadınlar müsabakaları, yedili yarışma olan heptatlon idi. Salonda yapılan bayanlar, kadınlar çoklu yarışmaları ise pentatlon adını alır, yani beşli yarışmaya dönüşür. Açık havada yapılan heptatlon, yedili yarışma, salonda yapılan atletizm yarışmaları beşli yarışma olan pentatlon adını alır. Burada unutulmaması gereken modern pentatlonla salon atletizm pentatlonu kadınlardaki karıştırılmamalı. Modern pentatlon olimpiyatlardaki, salon pentatlonu dediğimiz Dünya Atletizm Federasyonu'nun müsabakaları içerisinde yer alan organizasyon. Salonda yapılan pentatlon kadın çoklu yarışmaları 5 branştan oluşuyor. Bunlar nelerdir? Öncelikle onlardan da bahsedelim tabii. Şimdi bir günde yapılıp organizasyon bitiriliyor. Bu 5 branş, pentatlon branşı, salondaki çoklu yarışma kadınlardaki nelerdir? Birincisi 60 metre engelli koşu. 60 metre engelli koşu. 2. Yüksek atlama. 3. Uzun atlama. 4. Gülle atma. 5. 800 metre. Evet, şimdi burada bir kez daha tekrar edelim. Kafamızdaki soru işaretleri varsa kalksın. Kadınlardaki atletizmde, kadınlardaki çoklu yarışmalar, yedili yarışma, heptatlon, açık havada yapılan, salonda yapılan atletizm çoklu yarışmaları kadınlarda pentatlon, beşli branş. Pentatlondaki beş yarışmayı bir kez daha tekrar edersek, 60 metre engelli koşu, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma ve 800 metre koşu. Yine diğer organizasyonlarda olduğu gibi burada da sporcular 5 müsabakasını yapıyor, bitiriyor. Yani birinci, ikinci kısmından ziyade burada topladığı derece, aldığı puan, derecenin karşısındaki puan. Totaldeki puanı da oyuncunun sıralamadaki yerini belirliyor. Bu da tabii ki işte birinci, ikinci, üçüncü kısmıyla sonuçlanıyor. Evet, bir daha tekrar edersek son bir kez. Kadınlardaki atletizm çoklu yarışmaları, açık havada yapılan yedili yarışma heptatlon. Salonda yapılan beşli yarışma pentatlon. Bunu da not ettik. Şimdi sırada erkekler müsabakası var. Erkekler müsabakası arkadaşlar salona geldiğimizde yedili yarışmaya dönüşüyor. Peki açık havada yapılan nasıldı? Açık havada yapılan onlu yarışma dekatlondu. Bu iki videoda hani hem dekatlon hem heptatlonla ilgili videolarım var. Dekatlon onlu yarışma erkekler müsabakaları salona geldiğinde yedili yarışma heptatlona dönüşüyor. Kadınların açık havadaki heptatlonuyla burada bir isim benzerliği var. Ama tabii ki branşlar farklı. Erkeklerdeki açık havada yapılan dekatlon onlu yarışma, salondaki atletizm çoklu yarışmaları burada yedili yarışma heptatlona dönüşüyor. Peki erkeklerdeki salon çoklu yarışmaları, heptatlonun branşları neler? Kaç günde bitirilir? Şimdi onlardan bahsedelim. Erkekler müsabakası 2 güne yayılıyor. Burada öncelikle tabii ilk gün müsabakalarını hemen söylemek gerekirse 60 metre koşu, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma, bu 4 branş yapılıyor. İkinci gün 60 metre engelli koşu, sırıkla yüksek atlama ve 1000 metre koşuyla ikinci gün tamamlanmış oluyor.
bütün o iki gün içerisindeki branşlardan derece yaptığı derecelerin karşılığında almış olduğu puan oyuncunun, sporcunun derecesini, sıralamasını ortaya çıkarıyor. Türkiye derecelerinden de bahsedecek olursak kadınlarda Anzela Kinet salon müsabakalarındaki pentatlon branşında şu anki rekoru, Türkiye rekorunu elinde bulunduruyor Anzela Kinet. Erkeklerdeki salon yarışmaları olan heptatlondaki Türkiye rekoru da İlkay Demir'de. Evet, bugünkü videomuzda açık havada yapılan dekatlon ve heptatlon yarışmalarının salona geldiğindeki isimleri ve hangi branşlar olduğunu, neler yapıldığını bunlardan bahsettik. İnşallah sizlere ışık tutmuştur. Faydası olduysa tabii ki çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.